Ama şu anda hiç yerliymiş yabancıymış demememiz lazım. Bir an önce aşımızı olup kurtulmamız lazım. Virüs Çin'den çıktığı için en iyi aşıyı onlar bulmuştur diye düşünüyorum ben. Neticede hep dışa bağımlı olduğumuz için her konuda aşıda da dışa bağımlıyız. Aşı oldunuz mu? Evet, oldum. Hangi aşı oldunuz? Sinovac. Hayır, hiçbir yan etkisini görmedim. Aşı olurken de hiçbir şey hissetmiyor insan zaten. Ya işte normal aşı gibi yani, sıkıntısı yok. İki doz aşınızı da oldu mu? İkisini oldum, evet. Yok, henüz olmadım ben. Neden? Yo, olmayı düşünüyorum canım. De bir şey demedik. Randevu alıp ondan sonra gitmemiz gerekiyor. Sıranız geldi mi? Sıramız galiba gelmiş çünkü hanım olduğuna göre bizi de istemişler oradan. Randevu alıp gideceğiz. Henüz randevu almadınız. Almadım. Devolmak isterim yani. Sağlık açısından birebir. Zararlı bir şey olmuş olsa devlet bunu ortaya atmaz herhalde, değil mi? Sağlığımız için olan bir şey yani. Peki hangi aşıyı tercih edeceksiniz? Vallahi hanım Çin aşısını vurulmuş. Biz de herhalde Çin'i vuracağız. Sağlık ocağında vurulduğumuza göre demek ki oraya onu şey etmişler. Oldum. Hangi aşıyı oldunuz? Vallahi şu an hangisi olduğunu bilmiyorum. İkisinde oldum ben. Ama hiçbir sıkıntı olmadı bende. Gayet de rahat. Olup olmadığımızdan bir şey olmadı yani. Aşı çok güzel bir şey. Bizim sağlığımız için yapılan bir şey aşı. Aşı olursa hiç olmazsa hastalık biraz daha geriden takip eder. Olmadım. Şimdi esasında bakarsanız ben randevu almak için telefon ettim. Randevu almak istedim. Şimdi vatandaşa şu tercihi bırakıyorlar. Tercihi vatandaşa bırakıyorlar. Ben nasıl güveneceğim aşıya? Çok büyük bir tereddüt bu. Şimdi Türkiye'de sağlık örgütleri bunun nedenini doğru olup olmadığını bilmiyor mu? Tercih hakkınızı verin diyor, ondan sonra diyor randevu verelim. Bu çok yanlış bir şey. O zaman önceden bir açıklaması olması lazım bunun. Bunun için de bir daha da ben sabah 6'da gidiyoruz işe, akşam 7'de geliyoruz. Hiç vaktimiz kalmıyor. Bundan sonra da alamadım randevu. Yani hangi aşıyı tercih edeceğinizi bilmiyorsunuz. Bilmiyorum tabii, ben ne bilirim. O zaman tercih bana kalırsa ölümle karşı karşıyayım demektir. Gerçek bu yani. Şimdi halk içinde kime sorarsanız sorun, bu budur. Benim söyleyeceğim söyler. Ha kişi, bilmiyorum, emin olmayanlar tercih eder. Emin olan bir kişi tercih yapamaz. Tercihi sağlık örgütleri yapması lazım. Türkiye 3 yerden 4 yerden aşı almış. O zaman niye tercihi yaptırıyor? Gerçek bu. Covid oldum. Aşıyı olmam için daha 4 ayım var, değil mi? 4 ayım var. 4 ay sonra olacağım aşıyı. Peki aşı hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşıyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Aşıyla alakalı şunu söylerim. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı sonuna kadar yanındayım. Güzel çalışıyor. Harika bir insan. Çok sevdiğim. Bakanların için zaten en sevdiğim. Ben kendim siyasi görüşüm farklı ama bak. AK Partili değilim ama Sağlık Bakanı'nı çok seviyorum. Güzel götürüyor, sağ olsun. Harika bir insan. Vatandaşın devamlı yanında. Diyeceğim bu. Aşı olacağınız zaman hangi aşıyı tercih edeceksiniz? Alman aşısı. Neden? Ya orada benim bir memleketim insanı var. Bu işi yapan, üreten, dünya piyasasına katılan kendisine. O insan ondan dolayı. Peki yerli aşı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yerli aşıyı da hemen çıkmasını bekliyorum. Zaten çıkmış ve bir spiral çıkmış, burun spirali. Bu dünyada ses getirecek bir aşı. O konuda Sağlık Bakanı'nın bu konuyu da başaracağına inanıyorum. İnşallah çıksın, hemen çıksın. Erciyes Üniversitesi'de bu konuda bir altyapısı var. Ha, bitti, bitmek üzere. Onun için sonuna kadar hükümetimin demeyeyim de Sağlık Bakanı'nın sonuna kadar yanındayım. Hayır, aşı vurulmadım. Hastalıktan dolayı koronavirüs geçirdim. Dolayısıyla aşı vurulmadım. 6 ay sonra onu yaptılar. Aşı, Çin aşısı herhalde daha şey iyi olmuş oluyor. Çünkü başbakan, cumhurbaşkanından vurulduğu için ondan vurulmak istiyor. Yok, olmadım işte. Yaştan dolayı olamadım. 54 yaşındayım. Sıra gelmedi daha. Tabii sıra gelmedi. 55 yaş üzeri aşılanıyor şu anda. Ya şimdi tabii dünyada bir salgın var. Yani şu anda insanlığı perişan eden bir salgın. Ama bilimsel araştırmalarda şu anda aşının %60'ın üzerinde bazı aşılar %80, bazı aşılar %95 üzerinde koruyuculuk sağlandığı söyleniyor. Tabii bir de yeni bir olay bu. Yani 2 yıldır
daha tıbbi sonuçlarının ne olduğu da belli değil. Ama biz şu anki mevcuda göre hareket etmek zorundayız. Türkiye'de de işte BioNTech, işte bu Çin aşısı, Sinovac, bunlar şu anda uygulanıyor. Yeterli aşı da şu anda ülke, tabii hükümet şu anda yeterli aşıyı temin edememiş durumda. Bunun tabii neticede hep dışa bağımlı olduğumuz için her konuda aşıda da dışa bağımlıyız. Türkiye tarih olarak 2004'te mi veya 2000 tam tarihini bilmiyorum da AKP iktidarı döneminde Hıfzı Sağ Enstitüsü kapatıldı yani bizim aşı üretim merkezimiz. Bugün olsaydı belki daha Türkiye yerli aşıya daha hızlı geçebilirdi. Şu anda Erciyes Üniversitesi'nde bir profesör hocamız, ismini unuttum da sağ olsun, ciddi bir çalışma yapıyor. İşte TÜBİTAK'ın çalışması var. Yerli aşıyla ilgili çalışmalar var şu anda. Ama ben işin doğrusu gönlüm şeyden yana, yerli aşıdan yana. İnşallah yerli aşı en kısa zamanda çıkar. Hayır, sıram gelmediği için daha henüz aşı olmadım ama sıramı bekliyorum yani. Allah şu pandemini ancak bitirirse aşı bitirirdir. Aşının ayrıcalığını yapmamamız lazım. Bir an önce aşı olup bu pandemi sürecinden kurtulmamız lazım. Hem tercihim budur yani. Peki siz yerli aşı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yerli aşımız daha iyidir. Tabii yerli malı Türk'ün malı derler. Yerli aşımız daha iyidir. Ama şu anda hiç yerliymiş yabancıymış demememiz lazım. Bir an önce aşımızı olup kurtulmamız lazım. Olmadım. Covid geçirdim ben de. Sürem var, daha bekliyorum. Ben Çin aşısı olmak isterdim. Neden? Nedeni söylemek gerekirse virüs Çin'den çıktı. Virüs Çin'den çıktığı için en iyi aşıyı da onlar bulmuştur diye düşünüyorum ben. Herkes karşı çıkıyor ama ben öyle düşünüyorum. Zehri veren panzehri de bulmuştur diye düşünüyorum. O yüzden Çin aşısı olmak isterim. Yerlaş çıkarsa tabii ki benim zamanım gelene kadar yerlaş olurum. Çıkarsa o zamana kadar olurum yani. Önceliğim yerlaş olur.